Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe ününü kullanacağım. Evet, modeli yapım aşamasına Ben şöyle geçeyim. ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 kenar ilmeğinden oluşuyor. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Direkt arka yüzden modelin kurulumuna geçeceğiz. Birinci sıra arka yüzdeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Modelimizin birinci sırasında ve arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Bir düz ilmek, 3 ilmek ters. Bir düz. 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Kenar ilmeğim ters. Evet, arka yüzden modelimi kurdum. İkinci sıra ön yüzdeyim. Şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. Yani ters ilmeğimi yine ters ördüm. Daha sonra 3 ilmeğimin baştakini sona alacağım. Yani arkadan şöyle 2 ilmeğimi şişimi aldım. 1. ilmeğimi sona almış oldum. İlmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra şişime taktım ve tek tek düz örüyorum. İpi arkaya aldım. Arkadan 2 ilmeğimi, 2. ve 3. ilmeğimi sağ şişime aldım. 1. ilmeğimi de sol şişime taktım. İlmeklerin yerlerini değiştirdim. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Bir ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabii ki model anlaşılmıyor. Onun için devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. Kenar ilmeğim ters. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Tekrar burada
İkinci ve üçüncü ilmeğimi arkadan alıyorum, yerlerini değiştiriyorum ilmeklerimin. Tekrar şişime taktıktan sonra tek tek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Tekrar aynı işlem. Bir ters ilmek ve kenar ilmeği. Evet. Modeli birlikte iki kez kurduk. Model dediğim gibi iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Modelimiz anlaşılır oldu zaten. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Ve çok esneyen bir model değil arkadaşlar. Arka kısmını gördüğünüz lastik gibi duruyor. Yani onun için modeli biraz gevşek görmeniz gerekecek. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde kullanabilirsiniz. Daha kalın şişlerle etol şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Dediğim gibi bu ikisini örecekseniz daha kalın şişlerle örmeniz gerekiyor. Daha salaş durabilmesi için. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.